2 dakikada bilgi adlı videoma hepiniz hoş geldiniz. Daha önce çayın hararetini aldığına dair bir video hazırlamıştım. Ve artık sıcak havalarda çay içtiğimiz zaman serinlediğimizi biliyoruz. Yanlış bildiğimiz bir şey daha var. Çaylar tavşan kanı olsun ifadesinin tam anlamını maalesef ki bilmiyoruz. Aslında ifade edilen anlam nedir? Gelin birlikte bakalım. Yazın, kışın, yemeğin yanında, yemek yedikten sonra, kısacası her şeyin yanında hayatımızın bir parçası olan çayı içeceğimiz zaman bazı ifadeler kullanırız. Bu ifadelerden birisi çaylar tavşan kanı olsun ifadesidir. Çoğumuz, belki de hepimiz anlamını yanlış bilir. Yakınınızdan birilerine çaylar tavşan kanı olsun ne demek diye sorarsanız muhtemel cevaplar çay demli olsun veya çayın rengi kırmızı renkte olsun demektir diye cevap verecektir. Fakat bu kulaktan kulağa gelen bilgilerdir. Çaylar tavşan kanı olsun dediğimiz zaman çay rengi kan rengini anımsattığı için insanların aklında ilk olarak rengi canlanır. Fakat kan rengi her canlıda aynı şekildedir. İstisnalar tabii ki olabilir. Fakat neden tavşanın kan rengi olarak nitelendirilmiş diye bir soru sorarsak kendimize cevap bulunamayacaktır. Ve bu soru bizi doğru cevaba götürecektir. Neden başka bir canlı örnek verilmemiş de tavşan verilmiştir? Bu sorunun cevabını düşündüğümüz zaman ve biraz araştırma yaparsak aslında bu sözün çayın rengini ifade etmediğini anlarız. Tavşanlar hakkında araştırma yaparsanız sıcakkanlı hayvanlar olduğunu göreceksiniz. Kesildikleri zaman kanına dokunduğunuzda elinize zarar verecek kadar sıcaktır. Sözün asıl anlamı da buradan gelmektedir. Çaylar tavşan kanı olsun ifadesinde çayın rengi değil sıcaklığı vurgulanır. 2 dakikada bilgi adlı videomun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.